Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoyla karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz Fecr suresinin ilk 5 ayeti içerisinde olan 10 gece ile alakalı kardeşlerim. Bu 10 gecenin ne olduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Şimdi başlayalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun şafak vaktine. 2. 10 geceye, 3. çift olana ve tek olana, 4. geçip gitmekte olan geceye, 5. aklı olan kimse için bunlar yemine konu olacak kadar önemli değil midir? Şimdi Rabbimiz Fecr suresinde bu 10 geceye işaret ederken, Fecr suresinin indiriliş sırası da 10 kardeşlerim. Bak 10. Biz hep Kur'an-ı Kerim'in İndiriliş sırasına dikkat alıyoruz değil mi? İşte burada da Fecr gecesinin içinde geçen, ikinci ayetinde geçen 10 geceyi Allah-u Teala yemin ediyor. Ve bu Fecr suresinin indiriliş sırası da 10. O yüzden biz her zaman söylüyoruz. İndiriliş sıraları çok önemli. Biznillah çoğunun, yani belki de dörtte birinin diyebiliriz gerçek anlamda, ne o indiriliş sırasına göre ne olduğunu ortaya koyduk daha önceki. Koyamadığımız, Allah'ın nasip etmediği konular da var. Her şeyi bilecek değiliz. Ama burada da demek istediğim yine, bu numerolojiymiş bilmem ne ayakları yapanları geçin kardeşlerim. Onlar hikaye, fantazi. Bilmedikleri şey üzerine bir şey üretmeye çalışıyorlar. Anladınız mı? Bu işin içinden çıkamazlar öyle. Bu işin hakikat özü sade ve temiz. Bakıp görmek lazım. Bu yolu biz herkese koyduk. Görsünler, öğrensinler de. Bu Fecr suresi de bunlardan biri. Hani Hazreti İbrahim suresi 72. indiriliş sırası. Biz ne diyoruz? Hazreti İbrahim tüm işte Museviler, İseviler, Müslümanlar Hazreti İbrahim konusunda ortaklar. Niye? İnsanlığın atalarından biridir. 72 milletin atasıdır. Bak 72 milletin atası olan Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de İbrahim suresi olarak indiriliş sırası 72'dir. Tesadüf değildir. Mesela Lokman suresinde de yine Lokman suresi 13. ayette orada erkek çocuklarının buluğa erdiği yaşta 13. ayetten bahsediyor. Orada artık Rabbini bilmesi, ona ibadet etmesi anlamında. Şirke, küfre girmemesi anlamında. Yani böyle defaatçe konular var. Zaman zaman bunları paylaşıyoruz. Şimdi bu 10 gece de kastı ne Allah-u Teala'nın? Hangi geceler diyor? Toplum nazarında az çok Müslüman olduğunu zanneden kişilerde hadisler üzerinde baktığımızda bunu diyorlar. Örnek. Evet. 4 Kurban Bayramı. 3 Ramazan Bayramı. Etti mi? 7. Bir de işte Muharrem'in 10'unu sayanlar var. Zilhicce'nin ilk 10 gününü sayanlar var. Bir de buna kandiller diye adlandırdığımız işte Mevlüt Kandili, Berat Kandili, işte Miraç Kandili, Kadir Gecesi ve Regaib Kandili diye adlandıranlar var bu geceler olarak. Şimdi hakikat anlamına baktığımızda 3 gece Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Biri Duhan suresinde zaten Kur'an'ın o gece indirildiğini belirtirken Kadir Gecesi'ne işaret ediyor. Zaten Kadir Gecesi başlı başına bir süre. 5 ayetten oluşan bir süre. Bu bir. Duhan suresinde hem Kadir Gecesi Ramazan ayında işaret ediyor. Ramazan ayında o ayda indirdik diyor. Hem de o gece Kadir Gecesi'ni belirtmekle beraber o gece emrimiz yere, yeryüzüne yani levh-i mahfuzdan ayırt edilir. Bir yıllık olayı üstü kapalı olarak ayırt edilir ve yere tecelliyatı için görevli meleklere verilir. Buradan iki oldu. Yani Berat gecesi bir, Kadir gecesi iki. Bir de Kur'an-ı Kerim'de geçen İsra suresindeki gece yürüyüşü anlamına gelen Miraç gecesi diye adlandırdığımız yükseliş. Gece yürüyüşü anlamında. Bu üç. Bak, tescilli. Yani Regaib ve Mevlid geceleri Kur'an-ı Kerim'de yok kardeşlerim. Anladınız mı? O nedenle bunu belirtelim. 3 gece Kur'an 3 gece yani süre olarak işareti de var. Onları
adına ayetler de var. Bu üç. Üçle Kurban Bayramı'nı saydığımız, dörtle Kurban Bayramı saydığımızda 7, üçle Ramazan Bayramı'nı saydığımızda 10 gece eder. Yani buradan hareketle bu 10 gece, bu 10 gece mi acaba? Yoksa işte buradan baktığımızda başka bir 10 geceden mi bahsediliyor parça parça? Ben bununla ilgili kendi fikrimi, kanaatimi söylüyorum. Bunların olabileceğini düşünmüyorum. Sebebi, çünkü bu gecelerin bakış açısına bakmakla beraber çok daha farklı bir konu var aslında. Bu gecenin gerçek anlamda, hakikat anlamda o 10 gecenin ne olduğunu Rabbimiz yine ayetler içinde bize bildiriyor. O 10 gecenin ne biliyor musunuz kardeşlerim? Fecr suresi, indiriliş suresi 10. İkinci ayette 10 gece diye adlandırılığı Hazreti Musa ile Allah-u Teala'nın görüşmesi. Çünkü Allah-u Teala yeryüzüne tecelli ediyor. Allah-u Teala yeryüzüne tecelli ettiği için Hazreti Musa ile sözleşiyor. 30 gece diyor. Sözleşiyor. Çünkü Allah-u Teala kendini gece gösteriyor. Gündüz değil. Çünkü gece daha sakindir. Daha berraktır. Daha işte anlaşılabilir sessizliğinden dolayı. İnsanı, hatta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için Rabbimiz ayetlerinde ne diyor? Dilini debeletme. Özellikle gece kalk. Daha iyi anlayabilirsin. O zamanlar oku. Çünkü gecenin apayrı bir havası, bir huşusu var. O nedenle Allah-u Teala burada 30 gece Hazreti Musa ile sözleşiyor. Ve Hazreti Musa da kardeşine kendinden sonra toplumuna, halkına bakmasını, onların sapmaması için uyarıyor. Bunun üzerine Allah Teala onları denemek için 10 gün daha uzatıyor. Artı 10 gün daha uzatıyor. 40 gün yapıyor. Yani buradaki Allah Teala'nın aslında yeryüzüne tecelliyatının 10 gün olarak ekstra koymasını işaret ediyor. Bu 10 gece, 10 gün diye adlandırılmış 10 geceni Rabbimiz burada belirtiyor Hazreti Musa ile. Çünkü Allah-u Teala'nın yeryüzüne tecelliyatıdır. Düşünebiliyor musunuz? 10 gece aralıksız Allah-u Teala 30 artı 10 gece ile 40 gece aralıksız Hazreti Musa ile ağacın arkasından görüşüyor. Ağacın arkasından sesleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bulunan daha büyük bir gece olabilir mi? Diğer geceler de büyüktür, değerlidir, kıymetlidir. Çünkü bunlar da Allah'ın geceleridir, ayetleridir. Ama Allah-u Teala'nın yeryüzünde tecelliyatını ve hiçbir Resul Nebi'ye vermediği ve muhatap almadığı o anlamda Hazreti Musa harici kendisini yeryüzüne tecelliyatına vesile olan o 10 geceyi işaret ediyor. Ekstra 10 gece. Neden ondan önceki 30 geceyi dikkate almıyor da, belirtmiyor da, neden o 10 geceyi belirtiyor? O 10 gece ne varsa yoksa orada artık Hazreti Musa ile ilgili fazla bilgi yok. Allah-u Teala o 10 gecenin çok kıymetli olduğunu, değerli olduğunu, o 10 gecede ekstra 30 artı 10'dan 40'a çıkarttığını belirtiyor, o 10 geceyi işliyor. Yani belki o 10 gecede o tabletler, 10 emir, bak burada 10 gece 10 emir. Belki her gece bir emir verildi. Ondan sonra 30'dan sonra. Belki ilk 30 gece Hazreti Musa'nın içindeki farklı sorularına, inanışlarına, şüphelerine, Allah-u Teala korkularına, tedirginliğine, rehabilitasyon gibi bir durumla psikolojik olarak onun hani asasını attığında ilk ilan olduğunda korkup kaçtığı gibi onları da üzerinden atması için orada o 30 gün boyunca eğitime tabi tuttuğunu anlayabiliriz. Ondan sonraki eğitimin sonlanmasıyla birlikte o 10 geceye işaret ederekten Rabbimiz o 10 gecede Hazreti Musa'ya 10 emri de her bir gece 11 emir vererekten 10 emir vermiş olabilir. Yani bakış açımızla konuşuyoruz. Biz tabii ne olduğunu bilemeyiz. Eldeki ayetler ve delillere binaen böyle bir yorum yapıyoruz. Yanlış konuşmaktan
yanlış düşünmekten Rabbimize sığınırız. Ama dediğim gibi son 10 gece özellikle Rabbimiz burada Fecr suresi 2. ayette o geceye yemin ediyor. Bunu belirtelim kardeşlerim inşallah. Yani biz de elimiz, dilimiz, ilmimiz el verdikçe sizlere vesile olmaya çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi kardeşlerim ben bu 10 gecenin Hazreti Musa aleyhisselam ile Allah-u Teala'nın Tur-i Sina'da orada kendini ağacın arkasına tecelliyatıyla alakalı olduğu kanaatindeyim. En doğrusu Rabbim bilir. Dediğim gibi biz insanız, yanılabiliriz. Hata yapabiliriz. Ama elimizdeki ayetlere baktığımızda, konunun akışına baktığımızda, konuya hakim olmamıza baktığımızda bu işin ne kadar elzem, hakiki, net ortada olduğunu, yapbozun parçaları gibi birleştirdiğimizde de bu işin ortaya çıktığını daha net anlatabiliriz kardeşlerim. Yani buradaki 10 gecenin Rabbimizin Tur-i Sina'ya Hazreti Musa ile geceleri görüşmesinin 30 artı 10 gün özellikle hani o olduğu anlaşılıyor. Yine de en doğrusu Rabbim bilir kardeşlerim. Böyle bir konu bize vesile oldu, nasıl oldu? Uzun zamandır aklımızdaydı hani bu 10 gece nedir? Bazı kardeşlerimize de istişare ediyorduk. Ama hamdolsun yaklaşık 2 yıldır bunu düşünürken bu nedir diye baktığımızda Rabbim bugünlere nasip etti diyelim. Siz bu videoyu belki bir hafta sonra izleyeceksiniz ama dediğim gibi inşallah hayırlara vesile olmuşuzdur. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbimize emanet olunuz.